Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Dilar Hanım var. Öncelikle videoya eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Arabasını satıyor. Aynen öyle. Biz de öyle. Alıcı olarak başına geldik. İnşallah araba dediğiniz Umarım. Gibidir de ticaretimiz güzel şekilde olur diyelim. Dilar Hanım, videoya başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Öyle. Araba gerçekten çok pis. Evet. Ufak tefek çizikler olabilir, biz göremeyebiliriz falan. Biz ben hepsini anlatırım. Ha okey. Biz burada arabaya bakalım, sonra bir arabayı yıkayalım. Tamam. Vaktiniz nasıl bilmiyorum, bir ekspertiz yapmak istiyoruz. Var vaktim, olur yapabiliriz. Okey, tamam. Anlaşabilirsek şu an zaten öğleden sonraki saatlerdeyiz. Anlaşırsak biz size kaparamızı veririz. Siz de bize sonraki gün aracı verirsiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamamdır. Dilara Hanım bayandan diye kocaman bir başlık açmış. Biz de dedik ki bayandan araba videoları bizim kanalımızda zaten ben size linkini iletmiştim. Kanalımızda bu tarz videolar çok izleniyor. Nedenini asla anlayamadığım şekilde. O yüzden bayandan ilanlarını özellikle takip ediyorum. Bu arabada nispeten mantıklıydı. Bizim için de arkadaşlar yaz ayları geliyor. Biz bu işi yapıyoruz. Araba alıp satıyoruz. Doğru. Hani yaz aylarında hızlı gideceğini düşündüğümüz bir araba. Arabanıza bakacağız şimdi. Kafanıza takacağınız bir şey, biraz gerildiniz fark ettim. Normal iyiyim. Arabaya bakacağız, sadece harika. Kamera bizi çekiyor, başka bir şey yok. Tamamdır. Okay. Öncelikle arabanın modeli ne, yılı ne? Hani video araba 2020 model, 3008 GT Line, 1.5 yani. Motor, aynen dolusu. Anladım. Onun dışında bayandan olduğu için ilanım zaten çok hakim değilim arabaya ama çiziklerini, kazalarını vesaire her şeyini biliyorum. Hiçbir şekilde kazası yok. Hiç, kazası var. Boyu yok ama. Yaptırmadım. Ha. Olduğu gibi bıraktım. Nereyi bıraktınız mesela? Arkada var. Arkada var. Var. Burası kırıldı. Ha şu egzoz. Aynen. Bu bildiğiniz egzoz kırığı. Aynen. Çelik egzozu iyi kırmışsınız. En yakın arkadaşımla bir kaza yaptık. En yakın arkadaşınız mı size vurdu? Evet, o neyse, bana vurdu. Neyse, yabancıya gitmemiş en azından. O yüzden böyle kaldı. Parçasını bekledik. Bir süre gelecek diye bizi oyaladılar ama gelmedi, etmedi. Öyle siz kaldı. Siz de böyle bırakayım ve satayım dedim. Aynen. Şurada ufak bir şeyi var. Nerede? Şurada. Ha, arabada pis olduğu için. Aynen. Evet, şöyle göstereyim. Boyanın kalktığı ufak bir yere ötmeye devam ediyor. Ötüyor. Bayağı bağırıyor. Onunla uğraşacağınıza park sensörünü yerine taktırsaydınız ya, 15 dakikalık bir iş. Hatta ben şu an elimle takardım da bilmiyorum. Bir şey yapmak istemiyorum. Bilmiyorum. Zamanım olmadı. Taktıramadım. Okay. Zaten sürekli gidip Anladım. Geliyorum. Çok da İstanbul'da durmuyorum. O yüzden şey yapmadım yani. Şey uğraşmadım gördüm, aslında. Gümrük kartı gördüm. Evet. Yurt dışında mı yaşıyorsunuz yoksa nasıl? Yok. Araba geçen yaz İstanbul'dan çıkıp Macaristan, Bulgaristan, Almanya, Hollanda, Sırbistan vesaire tüm Balkan'ı geçti. Aynen herhalde. Öyle. Bu arada araba arkadaşlar 59 bin yazmışsınız. Aynen 59 bin civarı. 59 bin civarı, 60 bin diyelim. Ona yani borçluyum. 2020 model bir araba için yani senelik kilometre binmesi ortamı 15 bin olduğunu varsayarsak iki katı kadar binmişsiniz. Evet. 2020 model bir arabaya göre 60 bin ortalama diyeyim. Ne çok yüksek ne de düşük diyebilirim. Yani idare eder. Yurt dışına çıkmasına borçluyuz biraz. Aynen. Okey, arabanız güzel duruyor, diri duruyor. Zaten herhangi bir kazası, boyası yok. Biraz yok. Da araba pis olduğu için hani dışına çok da ekstra bakmayacağım. Arabada çelik jantlar var. Sunroof var değil mi? Var, evet. Aynen cam. Çok güzel. Bunlarda sunroof arkaya kadar iki kademeli. Hı hı. Bayinin çektiği cam filmi var. Aynen. Önlerde cam filmi yok. Yok, taktırmadım. Arabanın... Araba bayağı ellenmemiş bir şekilde duruyor aslında. Aslında normalde böyle biz bayandan araba aldığımız zaman benim ilk baktığım şey jantlar. Jantları genelde çünkü yanlış çizik anlamayın. Falan kesinlikle. Oluyor değil mi? Evet, yani genelde bir yenme durumu oluyor ama senin jantların çok güzel, bir sıkıntı görmedim. Sadece pisler. Evet. Onun dışında biraz ama pisler. Çatlak falan yok. Tekerlerin orta iyi diyebilirim. Dişleri yerinde. Markası da güzel bir marka. Şimdi söylemeyelim, herhangi bir para almadım. Normalde güzel marka, dişleri de güzel, bir şekilde götürür. Biz de bu arabanın ticaretini yaptığımız için güzel bir temizletiriz. Onun dışında arabada bize masraf açacağını söylediğiniz egzoz var. Egzozun parçasını sipariş ettiniz mi? Üstüne çökebilir miyiz yoksa biz yaptırmalı mıyız? Yani aslında sipariş ettim. Eğer anlaşırsak üstüne çökebilirsiniz. Tabii ha, çok güzel. Fiyatta da oynarız biraz. Ama onu siz daha sipariş etmişsiniz. O egzoz parçası ne yapacaksınız ya? Ne yapalım yani şimdi? Mecbur. Boya yok dediniz. Ben ekspertize boya bakacağım. Yok, hiç aynen. Arabanın sağını solunu kurcalamıyorum. Bir bagajı açmamız mümkün mü? Tabii. Bagajım biraz dağınık. Elektrikli bagaj var mı diye merak ettim. Var. Şöyle normalde ayakla açma da var. Allah ama Allah. Ben sensörleri kapadığım için. Onu da okumuyor. Onu da şu an okumuyor. Maşallah bagajınız da ne kadar boşmuş, ne kadar boşmuş. Kediniz mi var? Kedim var, evet. Kedileri, hayvanları seviyoruz. Ben de seviyorum. Ya. İki tane biraz kedi dağınık. Da. Bir de ev taşıdık yeni. O yüzden biraz eşyalar bol fazlasıyla. Bagaj hacminde görmüş olduk. Gayet de çok alıyormuş. Bayağı alıyor. Yani Avrupa turunu kaldırabilecek tüm her eşya, yorganıdır, tenceresidir, her şeyini alıyor içine. Ne güzel. Arabada geri park sensörü var. Var. Geri önde de var. Önde de 360 var. Da görüyor bu arada. Tabii. Yani ben farkındayım.
Sadece video konuşuyorum. Emin olun ki daha önce gördüm bunları. Okey tamam. Arabanız bizim için dışarıdan çok tatmin edici. Güzel. Dediğiniz gibi bir iki parça eksiği var ama o kadar da olur. Şimdi ben kadınlarla video çekince İstanbul arabası terimini çok kullanıp İstanbul arabasıdır arkadaşlar. Olabilir. Bu kadarcık. Her güzelin bir kusuru vardır diyelim. Şimdi bir de içine bakalım. Müsaitliğiniz varsa bir sürüşüne bakalım. Tabii. Bir de ekspertiz yaptık mı bizim için bu kadar. Aslına bakarsanız normal bir araba bakmaktan çok farklı değil. Arabanın kaportası güzel. Hani biraz pis ama neticede anlaşılıyor. Hani kaporta olarak bir masrafı yok. Dediğiniz gibi sadece bir egzoz ucu var. Onun dışında aklınıza geldiği çalışmayan bir aksam mı? Bize masraf olacağını söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Şöyle. Bir şey geliyor yani. Geliyor. Önde ızgaranın içinde park sensörüm kaydı. Yine mi park sensörünüz kaydı? Ya şöyle bir de önde bu... Öndeki ızgara sağlam. Aynen sağlam. Ama Peugeot'larda sanırım bu kronik mi bilmiyorum ama çok çabuk şey oluyor içindeki sensör. Oynuyor yerinden. Yine sensör o yerinden oynadı. Oynuyor. Öyle bir durum var. Aynen. Yoksa kırık vesaire yok. Çünkü bir kez daha başıma geldi. Yaptırdığımda geçti, düzeldi yani. Kamerasında falan çalışmayan bir şey yok değil mi? Ha, hayır. Yok yok. Ön arka kamerası sağlıklı şekilde çalışıyor. Aynen öyle. Önde de bu arada kamera var. Bunu her arabada göremezsiniz arkadaşlar. Bu da arabanın paketiyle alakalı. Dolunun dolusunu almışsınız siz de. Evet. Satış nedeniniz ne? Özel olması? Şöyle arabayı yükseltmek istiyorum. Tesla için sıraya girmiştim. Model Y. Evet değil aynen. Kim girmedi ki arkadaşlar? Ben de sıradayım onunla alakalı. Aynen, sıranız aynen. Ne kadar var? Gelmek üzere. Öyle mi? Aynen, gün sayıyorum. İyi iyi. Siz de bu arabayı satayım demişsiniz. Aynen öyle. Güzel, hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Satmak umarım. İsterseniz. Tabii tabii, ilk sizdeyim. Bir de arabanın içine bakalım arkadaşlar. Arabanın içi de bizim için okeyse umarım ticaretimiz olur diye. Umarım. Dilara Hanım merhabalar. Merhaba. Ben de Ali'nin ortağıyım. Birlikte araba ticareti yapıyoruz. Dilara Hanım tabii ki bu videoya başladık, bizimle konuşuyor ediyor ama bizi açıkçası çok zorladı. Biz bir saattir dil döküyoruz. 3-4 litre su içtik. Damağımız kurudu. Diyoruz video çekeceğiz. Ne videosu? Diyoruz bakın böyle diğer içeriklerimiz var. 3-4 tane kadından daha önce bir ticaretimiz olmuştu. Bunlar gibi bunu yayınlama amacınız ne falan. Bir sorgudan geçtik. GBT'mizde teslim ettikten sonra video için okey aldık. Sağ olsun kendisi de hem ticaret için hem de araba için bizlere eşlik etti. Şimdi arabanın dışı hali için okey. Bir de içine bakacağız. Tamam. Müsaadenizle. Araba 2020 model. 1.5 dizel. Şu ön camdaki şey herhalde araba dizel olduğu için takılmış evet, bir şey. Evet. Yurt dışında çevreye ne kadar zarar verdiğinizi ölçmek için belli dereceler var. Bu da 4 dereceymiş. O yüzden onu yapıştırıyorlar ki devletin bilgisi olsun bunun hakkında. Onun haricinde yapamıyorsunuz. Onun için de ekstra bir ücret ödemeniz gerekiyor. 20-30 euro civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Anladım. 20-30 euro ama 608 lira gibi bir şey yani çevirdiğimizde. Bir tane etiketin ücreti işte yani evet. Öyle düşünün. Şu an Almanya'da yasak mı dizel araba kullanmak? Yasak değil ama artık pek kullanmıyorlar. Eğer kullanıyorsanız da böyle derecesini belirtmek zorundasınız. Benzin ve elektrikte sıkıntı yok ama galiba. Evet yok. Daha çok elektrikliye geç. Hatta zaten. Evet. Mercedes falan zaten üretimini kesti diye biliyorum. Bu da emisyondan dolayı yani havayı korumak aynen için. Aynen öyle. Dizel çünkü bayağı partiküldü biliyorsunuz o olayları. Siz de herhalde Avrupa turundan etkilenerek. Biraz öyle oldu. Ya oturduğum sitede de şarj istasyonu var. Hmm. O yüzden benim için biraz kolay çok olacak. Güzel. Tesla daha iyi olur gibi düşünüyorum. Tabii çevre için de güzel, ekonomi tabii, için de güzel. Tabii aynen öyle. Bizde hep şöyle bir düşünce oluyor işte ya memlekete bir depoyla gidemedikten sonra elektrikli arabayı niye alayım ki falan diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Günlük olarak düşünün. Artık zaten bunlar daha hızlı bir şarja geçiyor ve daha fazla alanda bulunduğu için elektrikli arabalar kullanımı güzel olacak. Model Y'de herhalde 500-600 kilometre menzili var. Yani evet evet. O civarda. Ben de öyle biliyorum aynen. Evet. Yani günlük 100-200 kilometre yapsanız yine 3-4 gün götürür ve 25-30 kuruşta bir maliyeti oluyor kilometrede. Çok hesaplı oluyor. Evet bence. Arabanın içine bakalım isterseniz. Tabii ki. Biraz yine dağınık olabilir, kirli olabilir. Olsun olabilir. Görmezden gelelim. Tabii ki de. Günlük kullanılan arabalarda böyle olur. Şöyle arabada pulu olduğu için koltuk hafızamız bulunuyor ve tüm bölgeleri elektrikli şöyle gördüğünüz gibi. Hem kumaş hem de deri karışık. Evet o bu evet. Arada çok iyi bir şey çünkü eğer hani bir kadına falan satacak olursanız yaz aylarında şort falan giydiğinizde yapışmıyorsunuz. Evet, ya evet, da şu... belden falan çok derisi rahatsız etmiyor, terletmiyor. O yüzden onu çok severek almıştım. Evet kumaş detayı güzel bence de çünkü full deri olduğu zaman yaz aylarında çok yakıyor. Evet, arabanın evet. İçi de sıcak oluyor, oturamıyorsunuz. Şöyle direksiyona oturduğum zaman araba zaten GT Line. GT Line olduğu için GT Line'da direksiyon var. Detaylarını her yerde görebiliyorsunuz. Bu GT'ler yıllar değiştikçe bazen sarı dikişli, bazen de yeşil dikişli falan oluyor. Bunlarda standart dikiş mi var yoksa turuncular siyah mı dönmüş? Dikiş detayları. Onu bilmiyorum. Kullandıkça çok yorum olabilir yapmayayım yani, o konu şey. Hakkında. Özel bir ses sistemi var.
fokal. Yoksa siz mi taktırdınız bu markayı? Böyleydi, hiç dokunmadım. Çok bilmiyorum, bilenler vardır büyük ihtimalle ama bildiklerimiz genelde Meridian, Bose falan işte. Tok'tan da Meridian'a selam. O da 20.000 TL herhalde, Tok'ta ekstra oluyor. Arabamız otomatik vites. Şöyle hı-hı göstereyim. Şöyle bir arabayı çalıştırayım, anahtarı alabilir miyim? Tabii ki kadın arabası olduğunda farklı farklı böyle detaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Arabamızda start stop var. Çalıştırıyorum. iCockpit'imiz. Peugeot'larda alışık olduğumuz 3D görünüm. Çok ama fazla şey bu arada, kadran özelliği var. Onu da çok seviyorum. Evet, bununla da ayarlayabiliyorsunuz. Bu da full'üyle alakalı. Yoksa broşüründe bu kadar özellik falan olmuyor. İsterseniz siz de gelin arabanın bir sürüşüne bakayım tamam ben. Tamam. Şimdi bir arabanın sürüşüne bakalım. Sunroof'a bakacağım. Hı-hı. Şöyle perde için ayrı tuş, bir de sunroof için ayrı tuş var galiba. Evet. Bastığımızda zaten otomatik olarak açıyor. Herhangi bir çalışmasında bir sıkıntı yok. Bu arabada arabanın rengi de güzel yani. Bunların kırmızı mavileri çok evet dikkat çekiyor. Diğer ben beyazlarını, siyahlarını. Ben de kırmızısını seviyorum. Göre. Beyazını çok sevmiyorum. Tabii araba kirli olduğu için çok kırmızı rengini göremedik ama eminim ki rengi çok tatlıdır. Arabamızda şurada zaten sport modu, konfort modu değiştirebildiğimiz mod tuşları bulunuyor. Ayrıyeten elektronik bir park frenimiz var. Arabada koltuk ısıtma da var. Şöyle göstereyim. Burada uçak kokpiti gibi normal araba detayları, klima, dörtlüğü bu şekilde yakabiliyorsunuz. Bu tasarım zaten Peugeot'da bayağı tuttu. Ben de gerçekten çok seviyorum. Şöyle kasislerden falan geçeyim. Bir süspansiyonuna bakayım. Adettendir diye bakıyorum. Tabii ki ekspertizde bunlar daha iyi anlaşılır ama tabii şöyle bakmış olalım. Yani araba bizim için gayet yeterli. Pazarlıkta da anlaşırsak, ekspertizde de dediğiniz haricinde bir şey çıkmazsa, çünkü hatasız, boyasız, tremersiz olması aynen bizi etkiledi. Dediğiniz gibi ise de bu ticareti tamamlamış oluruz. Evet, iyi olur bence de. Bence de anlaştığımızı düşünüyorum ben. Siz de satmak istiyorsunuz çünkü. İstiyorum. Tesla'yı evet, almak için. Aynen öyle. Bir an önce elimden çıksın istiyorum. İnşallah bakalım. Pazarlıkta yardımcı olursanız tabii ki de biz bu niyetle geldik. Yani tabii konuşuruz o detayları. Tamam bakalım ya. Benim araba burada zaten, smart. Nereye geldin aman? Kayboldum. Dayıya selam vereyim bari. Boşa gelmiş olmuyor. Senin ayna ayarlarını bozmayacağım diye uğraşamam maalesef. Bir şey olmaz. Bozacağım. Şu an bir sokağa geri çıkmak zorunda kaldık. Buraları bilmediğimiz için. Test sürüşlerinde hep aynı sorunla karşılaşıyoruz yani. Olur öyle küçük uğraşlar. Olur olur. Tadı tuzu. Siz daha önce çok araba ticareti yaptınız herhalde ya. Yani, aşinasınız yani bu duruma. Şöyle bir yakın arkadaşım var bana arkadan vuran. Videonun başlarında belli ettiğimiz gibi. Onunla fazlasıyla haşır neşir olduğumuz durumlar olabiliyor. Yakın arkadaşlarım var arabayla ilgilenen. Ya araba grubunuz falan var yani, böyle ilgileniyorsunuz. Daha çok en yakın arkadaşım ilgileniyor. Ben de onun vasıtasıyla sağ olsun haşır neşirim bu konularla. Ama alacağınız araba da yani farklı bir segment. Bundan direkt Tesla Model Y'ye geçmek. Evet yani ilginç tuhaf bir karar oldu. Evet, evet ilginç bir karar. Beygiri falan dikkat etmeniz lazım. Bir de onların hızlanması bayağı iyi elektrikli evet, evet olduğu için hazır bir gücü kullanıyor. Neyse yolu sonunda buldum. Pazarlıkta da anlaşırsak inşallah bu ticaretimiz de olmuş olur. Evet Dilar Hanım, yine pazarlıkta beraberiz. Evet. Arabanın ilan fiyatını söyleriz. Bizim konseptimiz hı-hı bununla alakalı bir sıkıntı var mı? Hiçbir problem yok. Araba arkadaşlar 1.350.000'ye yazılmış. Araba da dediğiniz gibi işte egzozdur falan. Hı-hı. Ufak tefek vurmuşsunuz, sürtmüşsünüz. Bu masrafları var. İstanbul arabasıdır. İstanbul olur. Eyvallah. Ama bir ufak pazarlık yapın. Sünnetlendir diyelim. Ufak bir şey isteyeceğim sizden. Çok büyük bir şey istemeyeceğim. 1.350 yazmışsınız. 1.300.000'e bize hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim. Bak, hadi İstanbul yazalım arabası. Eyvallah. Şeyine. Şey bu ilk ticaretimiz. Tabii. Bunda bu şekilde olsun. İnşallah size nice ticaretler yaparız. Umarım. Size karşı umarım bir saygısızlığımız bir şeyimiz olmamıştır. Yok estağfurullah, olacak. Araba arkadaşlar küçük burjuvazi ailesine hayırlı olsun. Ben sizin dediğinizden hariç bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Zaten araba yeni, modelli bir araba. Kanalımızda bunun gibi pek çok araba alım, araba satım videosu var. Siz de bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağda solda çıkan Instagram hesaplarını da takip edebilirsiniz. Tekrardan video konuk olduğunuz için ben teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Memnun oldum. Ben de.